bırakıyorum ya. Ay saat çok kötü oldu. Yok dakikamı göremeyeceğim koşarken. Telefonu yanıma alayım o zaman. Hı? Sen bilirsin. Günaydın. Şu an saat 10'a geliyor. ASML maratonu var bugün 9 Ekim Pazar günü. Ben de şimdi onun 10,5 kilometrelik çeyrek maratonuna katılacağım. Biz de şimdi başlangıç noktasına doğru gidiyoruz. Şehir bayağı canlı. Binlerce insan koşuyor. Atmosfer gerçekten etkileyici. 3 kere bundan önce antrenman yaptım. Hiçbirinde 50 dakikanın altına inemedim. Hedef 50 dakika. Yapabileceğimi gerçekten çok düşünmüyorum ama belki bu anın heyecanıyla falan başarabilirim. Bakalım GoPro'yu takacağım buraya. Ara ara yarışı da çekeceğim. Umarım iyi bir sonuçla bitiririz. Michelle with the photo sign. Hey Mari, and we're getting ready to take the photo of the group. Helen Sayar. Heyecanlı mısın? Biraz. Karnımda hafif uçuşurdu böyle bir şeyler. Ben de şimdi bisikletimle bitiş çizgisine gideceğim. Ben de spor yapmış sayılır mıyım? Bisikletle bile bayağı zor oldu. Bu spor işleri biraz yorucu. Soruyorum görevlilere bitiş çizgisi nerede diye.
Bana sürekli so long so long deyip duruyorlar. Ya tamam zaten so long da yani nerede kardeşim? Kimse bilmiyor. Bakalım. Göreceğiz. Son kilometrelerde GoPro'nun şarjı bitti. Hiç çekemedim. Ama halim bu. Kaç dakikada bitirdim? 49. Hep yarışın heyecanı. Önümdeki hızlı adamları takip etmeye çalıştım. Kendi rekorum. Muhtemelen 200-300. Falan olmuşumdur. Ama seneye geliştireceğiz. Seneye çok daha iyi. Sonuçta bitireceğiz. Aynı 10 kilometre maratonu. Muza mı hak kazandın? Muza. Bak fotoğrafıma. Aa! Orada da vardı. Çekildim. Süper. Bir tane enerji içeceği. Su ve bir tane bisküvit. Ödülüm bu. Şişe yani. Aa, mükemmel. GoPro'nun şarjı bir tutan şeyde. Sonuna doğru. Çekemedim sonunu. Çok üzüldüm ama. Kaç dakikada bitirdim? Kaç? 49. Ya çok. Yani. Süper. 3 kere antrenman yapmıştım. İlki 57 dakikada bitti. İkincisi 53. Sonuncusu yine 56 küsürde. Yarışı 49'da bitirdim ama... Önümde bir adam vardı. Başlarken bayağı iyi koşacak gibi duruyordu. Bacaklarda taş gibiydi. Onu takip ettim 3-4 kilometre. O beni bayağı iyi başlattı yarışa. Sonra o kayboldu. Ben yavaş yavaş düşmeye başladım. Sona doğru herkes geçmeye başladı beni. Ama 49 dakikada tamamladım. Seneye yine katılacağım. Aynı 10 kilometreye. Ve çok daha iyi bir sonuç almayı bekliyorum. Çok keyifliydi. İlk defa denedim. İyi ki de denemişim. Gerçekten 10 kilometrede bile insan kendini nasıl zorluyor ve bir yerden sonra gidemediğini hissediyor. Full maraton koşanlara büyük saygı duymak lazım o yüzden diye düşünüyorum. Şimdi bakalım bir etrafı dolaşalım neler olup bitiyor. Biraz size de gösterelim maraton sonrası aktiviteleri. Sonrasında da videoyu bitiririz zaten. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bizim için keyifli bir anı oldu. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonrakinde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Peki benim finish çizgisini bulamamam. Sen ondan mı yoksun hiç? Evet. Ama karışıktı ya. Evet. Neresiymiş biliyor musun? Şu sonda dün işte o engellilerin koştuğu yermiş. Bir şey söyleyeyim mi? Kaç kişiye sordum biliyor musun? Merkezde mi? Merkezde değil mi diye herkes dedi ki so long so long. Uzakta merkezde değil falan dedi. Bu West Dyke diyorlar. West Dyke dediler yarış başlangıcında da duymamış olabilirsin yani. Duymadım tabii. Neyse. Ama bisikletle de bayağı zordu 10 kilometre aşkım. Şimdi Eindhoven Üniversitesi'ne geldik. Burada dinleniyoruz. Bir şeyler yedik, bir şeyler içiyoruz. Sonuçlar açıklandı. Ona bakıyoruz. Şu an çeyrek maratona toplamda 3080 kişi katılmış. Ben 199. olmuşum. Çip sürem 48 dakika 45 saniye. Gun time herhalde bu hani... Ateşlendikten sonra arkadaysanız bir müddet yürüyorsunuz oraya gitmek için. O da 50.17 olarak gözüküyor. İkinci en hızlı koşan Türk olmuşum 199. olarak. Umarım seneye daha iyi bir sonuç olur. Bu 3080 kişi içinden ilk 10'a gireriz, ilk 5'e gireriz. Birinci bitiren de 34 dakikada bitirmiş bu arada. Videoyu burada bitirmiş olduk artık. Görüşmek üzere.